Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya kara sınırlarını kapattı. Almanya'ya kara yoluyla giren herkes kimlik kontrolünden, pasaport kontrolünden veya vize kontrolünden geçiriliyor. Özellikle Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda ve Danimarka sınırlarında çok çok ciddi aramalar söz konusu. Şüpheli görülen insanların araçları aranıyor, detaylı bir sorgulamadan geçiriliyor. Kıymetli izleyicilerimiz, normal şartlarda Avrupa Birliği ülkeleri arasında serbest dolaşım vardır. Gümrük yoktur. Ancak görüyoruz ki Almanya artık bunu tanımıyor. Normal şartlar içerisinde bu uygulama Avrupa Birliği hukukuna aykırı bir durum. Almanya Avrupa Birliği hukukunu tanımıyor. Asıl bizim vatandaşlarımızı ilgilendiren konu şu. Şimdi herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden vize alırsanız tüm Schengen bölgesinde yani Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazanıyorsunuz. Ancak Almanya yapmış olduğu bu uygulamayla başka ülkelerin vermiş olduğu Schengen vizesini de tanımıyor. Bir diğer ifadeyle, örneğin Polonya vizeniz var. Siz Polonya vizesiyle normal şartlarda Almanya'ya giriş çıkış yapabilirsiniz. Ancak Almanya diyor ki, git Polonya'ya, Polonya'ya giriş yap, ondan sonra bakarız diyor. Yani sözün özü şu, Almanya benim vizemle geleceksin diyor. Başka ülkelerin vizelerini tanımıyor. Evet, bu uygulamanın Hollanda'da da hayata geçirilmesi durumu söz konusu. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Hollanda, Almanya'nın bu uygulamasını desteklediğini açıkladı. Ancak Polonya isyan bayrağını açtı. Polonya Başbakanı Tusk yapmış olduğu açıklamada Almanya'nın hukuk tanımadığını, bu uygulamanın doğru olmadığını ifade etti. Benzer bir açıklamada Avusturya İçişleri Bakanı'ndan geldi. Avusturya İçişleri Bakanı Almanya'ya adeta rest çekti ve Almanya'nın iade edeceği göçmenleri hiçbir şekilde Avusturya topraklarına almayacaklarını söyledi. Kıymetli izleyicilerimiz, bu durum Avrupa Birliği'nin kurallarına, hukukuna aykırı bir durum. Almanya bu uygulamayla bir kez daha şunu gösterdi. Avrupa Birliği'nin en büyüğü benim. Ben ne dersem o olur. Hukukun ne dediği çok önemli değil. Biz kendi çıkarlarımız söz konusu olunca hukuku tanımıyoruz dedi. Bak net bu. Normal şartlarda bakın değerli izleyicilerimiz. Vizesi olan herkesin Almanya'ya, Schengen vizesi olan herkesin çok kolay bir şekilde gelmesi gerekiyordu. Ancak bundan sonra bu imkansız. Zaten geçmişte şöyle bir uygulama yapıyordu bakın Almanya. Diyordu ki mesela sizin İtalya vizeniz var ya da işte Yunanistan vizeniz var. Diyordu ki Almanya kapıda pasaport kontrolünde hangi ülkenin vizesi varsa git önce ona gir. Ondan sonra gel Almanya'ya ben sana giriş müsaadesi belki veririm diyor. Bu müsaadeyi de keyfi bir hale çevirmişti. Kıymetli izleyicilerimiz, özellikle Türkiye'den beni izleyen kıymetli değerli izleyicilerimiz. Almanya'ya gelecekseniz bu anlatmış olduğum durumu mutlaka göz önüne alın. Polonya'dan ciddi anlamda vatandaşlarımız Almanya topraklarına giriş yapıyor. Bundan sonra bu girişlerin önüne geçilecek. Hatta ve hatta öyle haberler alıyoruz ki Polonya'da çalışma iznine sahip, Polonya'da yaşama iznine sahip olan kişilerin gümrük kapılarından, bu arama noktalarından geriye çevrildiği ifade ediliyor. Normal şartlarda Avrupa Birliği'nde oturum kartı olan, çalışma izni olan herkes her yere gidebilir. Ancak görüyoruz ki Almanya artık ben bunu tanımıyorum diyor. Peki Almanya neden yapıyor bunu? Almanya'dan yapılan açıklama şu. Biz düzensiz göçü engellemek istiyoruz diyor. Şimdi düzensiz göç ya da mültecilerle ilgili durum şu. Almanya'ya son 8 ayda 220 bin kişi iltica etti. En çok iltica eden ülkeler şunlar. Birinci sırada Suriye, ikinci sırada Irak. Afganistan var, Pakistan var, Türkiye var vesaire. Şimdi
Bu saymış olduğum ülkelerin hemen hemen hepsini karıştıran ülkelerin başında Almanya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. Ne demek bu? Almanya'ya iltica eden bu ülkelerin insanların elinden ekmekleri alındı. Bu insanların ülkelerinde savaşlar çıkartıldı ve ardından da bu insanlar yollara düşerek buraya geldiler. Almanya'ya geldiler. Kıymetli izleyicilerimiz, Afrika'ya bakıyoruz. Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan akın akın insanlar İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya yani Akdeniz'in kuzeyine giriş yapıyorlar, kaçak yollarla geliyorlar. Neden? 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 Aynı durum Afrika'da da var. Çünkü bu tırnak içerisinde Batı denilen medeniyet bu insanlara yiyecek ekmek bırakmadı. Yeraltı kaynaklarını sömürdü. Altın madenlerini çaldı, bu topraklara getirdi. Bu ülkeleri karıştırdı. Petrol için soydu, soğana çevirdi. O nedenle bu kadar çok göçmen bu topraklara gelmek istiyor. Yiyecek ekmekleri yok. Hem çaldılar, hem soydular, hem de yiyecek ekmek bırakmadılar. Şimdi de diyorlar ki biz kapıları kapattık, buraya gelmeyin diyorlar. Bunun önüne geçemeyecekler arkadaşlar. Bakın geçemeyecekler. 6 ay kontrolleri sık yaparlar ama 6 ayın sonunda yine akın akın insanlar Almanya'ya gelecekler. Dünyayı öyle bir düzen yönetiyor ki, daha doğrusu düzensizlik yönetiyor ki arkadaşlar, başkalarının ne halde olduğu bunların umurunda değil. Suriye'yi karıştırdılar, Irak'ı karıştırdılar, Afganistan'ı karıştırdılar, Pakistan'ı karıştırdılar. Tüm Afrika'yı sömürdüler, çaldılar, çırptılar. İnsanlar da gelecek tabii ki. Fransa'da şu anda özellikle siyahilerle ilgili çok büyük sorunlar var. Fransa başa çıkamıyor. Ama Fransa'ya baktığımız zaman Afrika'da katliamlar yaptı. Özellikle Kuzey Afrika'da Fas, Tunus, Cezayir, Libya buralarda geçmişte katliamlar yaptı. Belçika'ya bakıyoruz. Belçika Afrika'nın değerli madenlerinin en büyük hırsızı. Altın madenlerinin, pırlanta, mücevherlerin, zümrütlerin tamamını çaldı Belçika, Avrupa'ya getirdi. Hala dünyadaki değerli taşların piyasası Belçika'dadır. Belçika'da değerli taş mı çıkıyor? Nerede geldi bunlar? Hepsi Afrika'nın yeraltı kaynaklarından çalınan değerli taşlar. Şimdi bu adamların elinden ekmeğini aldınız, değerli madenlerini çaldınız. Evet, hırsızlık bu. Sonra da diyorsunuz ki bu insanlara gelmeyin kardeşim buraya diyorsunuz. Arkadaşlar, hiç tarih bilmeye gerek yok. Bunların tek bir düşüncesi var, kendi çıkarları. Karşılarındaki ülkelerin, insanların hiçbir önemi yok. Çünkü bunların tarihten gelen bir alışkanlığı var. Sömürmek, ırkçılık, çalmak, çırpmak bunların geninde olan bir şey. Bu net arkadaşlar. Bugün Almanya bu uygulamayı yapıyor ama başa çıkamayacak. Mümkün değil arkadaşlar. Bugün Avrupa Birliği'ni tanımayan bir Almanya'yı görüyoruz. Avrupa Birliği'nin kurallarına aykırı bir uygulama yapıyor ama ne hikmetse hiç kimseyi amiyane tabirle takmıyor. Şimdi bizim vatandaşlarımızın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Zaten şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize verilmiyor. Aylar sonraya 100 kişi başvuruyorsa belki 1-2 kişi vize alıyor bu durumda. İstatistikleri de doğru açıklamıyorlar arkadaşlar. Başvuran sayısını onlardan başka kimse bilmiyor. Vize alan kişilerin sayılarını bunlardan başka, Almanlardan başka kimse bilmiyor arkadaşlar. Kafalarına göre diyorlar ki biz şu kadar vize verdik, şu kadar red verdik diyorlar. Hatta ve hatta bakın yeni bir uygulama başladı. Vize reddi alanlar normal şartlarda itiraz hakkına sahip. 2025 yılının Haziran ayına kadar Almanya vize red itiraz dilekçesi de almıyor. Yani Almanya'ya gelmeyin diyorlar. Türkçesi bu arkadaşlar. Bizim vatandaşlarımızın bunları bilmesi gerekiyor. Başka ülkelerin vizeleri varsa ve bu ülkelere giriş yapmadıysanız, örneğin Yunanistan vizeniz var, Yunanistan'a gitmeden Almanya'ya geliyorsanız bir daha düşünün derim. Kapıda, havalimanlarında aynı durumla karşılaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. İnşallah hiçbir vatandaşımız hiçbir mağduriyet yaşamaz. Ancak görünen şu arkadaşlar, sıkıntılı günler başladı diyebiliriz.
Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.